Değerli müminler, bugün Hazreti Ebu'l-Fezl-i Abbas aleyhisselamın annesi olan Fatıma'nın, Ummul Benin'in vefat yıl dönümüdür. Hazreti Emirul Müminin Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma-tuz-Zehra hayatta olduğu müddetçe başka bir hanımla evlenmedi. Hazreti Fatıma-tuz-Zehra'nın şehadetinden sonra Hazreti Ali aleyhisselam kendisine eşler seçti. Ve bu evlenmiş olduğu, kendisine seçmiş olduğu hanımlardan bir tanesi de Beni Kilab kabilesinden olan Fatıma adında bir şahsiyetti. Mübarek bir hanımdı, bereketli bir hanımdı. Ve bundan Hazreti Ali aleyhisselam için 4 tane oğul dünyaya geldi. Abdullah, Osman, Cafer ve de Abbas. 4'ü de Kerbela'da şehit oldular. Ve içlerinden elbette ki hepimizin bildiği Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas aleyhisselam da bunlardan bir tanesiydi. Ummul Benin Fatıma adındaydı ama ne zaman ki gördü ki Fatıma-tuz-Zehra'nın hatırasını çocuklarına yansıtmakta ve de ne zaman İmam Ali aleyhisselam Fatıma ismiyle onu seslese Zeynep-i Kubra olsun, diğer çocuklar olsun, anneleri Fatıma'yı hatırlamakta ve de üzülmekteydiler. Fatıma'nın kendi isteğiyle ismi değiştirilmiş oldu ve de ona Ummul Benin, yani oğulların annesi diye hitap etmekteydiler. Kerbela olayından sonra da Beşir İmam Zeynül Abidin'in emriyle Medine'ye gelip Kerbela şehitlerinin haberini iletmekle görevlendirildiğinde geldi Ummul Benin'in yanına ve de istedi ki ona da hem baş sağlığı dilesin ve de hem de çocuklarının Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunda şehit olduklarının haberini versin. Dedi ki, ey Fatıma, Ummul Benin, Osman'dan dolayı başım sağ olsun. Dedi ki, Osman'ı boş ver, Hüseyin'ime ne oldu? Dedi ki, Cafer'den dolayı başım sağ olsun. Dedi ki, Cafer'i boş ver, Hüseyin'e ne oldu? Abdullah'tan dolayı başım sağ olsun. Dedi ki, Abdullah'ı boş ver, Hüseyin'e ne oldu? 4. kez dedi ki, Ummul Benin, Ebu'l-Fezl Abbas'tan dolayı başın sağ olsun. Dedi ki, oğullarım Hüseyin'e feda, bana söyle ki Hüseyin'e ne oldu? En sonunda Beşir İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet haberini verince Ummul Benin o zaman yıkıldı. Tarih kitaplarında yazılır, Ummul Benin Baki mezarlığına giderdi, kendisi için 4 tane kabir hazırlar. O kabirlerin başında durur, gözyaşı döker, ağlardı ve de derdi ki, bana bundan sonra Ummul Benin, yani oğulların annesi demeyin. Çünkü benim artık oğullarım da yoktur. Böyle bir şahsiyetin yıl dönümündeyiz. Hani birinci hutbede arz ettik ya, örnek şahsiyetler. Ummul Benin'in kendisi de büyük bir örnek şahsiyettir. Bizler için, hanımlar için. Din yolunda, İslam yolunda, zamanının imamı Emirul Müminin Aleyhisselam'ın yolunda ve de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunda yapmış olduğu fedakarlıklar, sabrı ve de Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı kendi evlatlarından daha da ön planda tutması bizler için nedir? Büyük bir örnektir. Rabbul Alemin inşallah ki bugün de o Hazret'in vefat yıl dönümünde onun şefaatini hepimize nasip etsin inşallah Teala. Bizleri Peygamber ve Ehl-i Beytinin bu güzel yolundan ayırmasın.